Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir Galatasaray videosuyla daha karşınızdayız. Konyaspor mağlubiyetinin ardından gözler Barcelona karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da son yaşanan gelişmeleri bu videoda hızlı hızlı sizlere anlatmaya çalışacağım. Barcelona maçında kadroda değişiklik %100 bekliyorum. Biliyorsunuz yani ee, ...özellikle Feguli mesela neden kadroya alınmadı diye büyük merak konusuydu. Ben araştırdım. Özellikle kulüpten bazı isimlere sordum. Ee, Dominik Torrent bu oyuncuyu Barcelona maçında oynatmak istediği için... E, ...Konya spor maçında en azından o yolu çekmesin, yorulmasın diye kadroya almamış... ...Barcelona maçında oynatmasını bekliyoruz. 11'de görürsek, hani benim istihbaratlarım da doğru çıkmış olacak açıkçası ama... Hani eğer yedek başlarsa o zaman anlamak mümkün değil. Çünkü Feguli'nin her maç oynamak istediğini biliyorum yaşına rağmen. Ki son Çaykur Rizespor maçında da iki tane asist yapmıştı. Konya'ya götürülmedi. O da şaşırmıştı açıkçası ama Barcelona maçında sağ tarafta onun başlamasını bekliyorum. Bu arada Saşaboy Boy mecburen oynayacak. Omar Avrupa Ligi listesine yazılmamıştı. Kale merak ediliyor açıkçası. Kim oynar kim oynamaz diye. Ben Dominic Torrent'in Peña'ya şans vereceğini düşünüyorum. Muslera'nın hala hazır olmadığını en azından Dominic Torrent'in Penya'dan yana karar vereceğini düşünüyorum. Ama olası farklı bir mağlubiyet olursa o zaman işler değişebilir. Muslera o zaman Beşiktaş derbisinde Nef haftaya pazartesi günü oynanacak maçta kaleye geçebilir. muhtemel 11 ile başlamak istedim açıkçası. Hani kalede Pena, e, Sabek, Sasha, Boy, Stopperler, Nelson, Marka sol tarafta Pasik, Van Orta sahada Pulgar bence oynamayacak. Berkan Taylan, Çıkıldao sağ tarafta Feguli sol tarafta Kerem Aktürkoğlu. Forvet'te de Mustafa Muhammed'in başlamasını bekliyorum açıkçası. Şunu gördük. Gomis 11'de başladığı maçlarda çok fazla etkili olamıyor açıkçası. Fiziksel olarak çabuk yoruluyor. Ama Mustafa'nın başladığı maçlarda daha sonradan oyuna girince daha etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden Mustafa Muhammed'in Barcelona deplasmanında 11'de başlamasını bekliyorum. Bu arada biliyorsunuz son dönemde seçimle alakalı çok fazla konu konuşuluyor. Eğer Galatasaray'daki bu kötü, kötü gidiş devam ederse bu ayın sonunda yapılacak genel kurulda bu yönetim ibra edilmezse Erken seçim kararı alacağını söylemişti Başkan Burak Elmas daha önce. İdari ve mali olarak ibra edilmezse. Ee, şunu öğrendim. Metin Öztürk eğer seçim olursa kesin aday olacak. Eşref Amamcıoğlu kesin yine aday olacak. Abdurrahim Albayrak'ın aday olabileceği konuşuluyor. Ama bir önceki videomda da bahsetmiştim. Yarıda kalmıştı. Ee, özellikle Ahmet Ocaklı Skoda Türkiye'nin sahibi yakın zamanda Fatih Hoca ile ve Serdar Güzel Aydın'la bir yemek yedi. Onların fikri e, Dursun Özbek'i aday göstermek. Yani Dursun Özbek'in tekrar Galatasaray başkanı olmasını istiyorlar. Şu anda en sıcak para onda var. Kasa kolaylığı sağlayabilecek başkan adayı Dursun Özbek ve Dursun Özbek'in teknik direktör adayı da Fatih Terim olacak büyük bir ihtimalle. Çünkü daha önce Dursun Özbek görevdeyken Sportif AŞ'de Serdar Güzel Aydın görevdeydi ve Fatih Terim'in tekrar Galatasaray'a dönüşünü sağlamıştı. Bunların hepsi senaryo. Ben Dursun Özbek'in aday olacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'le Dursun Özbek'in bir daha Galatasaray'da beraber çalışacağını düşünmüyorum. E, şu Galatasaray'ın kötü gittiği dönemde e, bir şekilde kulislerde konuşulan konular. Bunu belirtmek istedim açıkçası. Şimdi e, onun dışında Galatasaray'da neler oluyor? Altyapıyla alakalı şunu şu bilgiyi paylaşayım. Beknaz Almazbekov U17 takımındaydı. 16 yaşında Galatasaray altyapısının en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Kırgız kendisi. Kırgızistan A milli takımına çağrıldı. Çok enteresan. Daha Galatasaray'da profesyonel olmamasına rağmen U19'a yükseldi bu arada. Hatta bu hafta Konya deplasmanında iyi de bir futbol ortaya koydu. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşacak u 19 e, takımıyla ve Beknaz'ın artık 19 takımında 11'de çıkmasını bekliyoruz. Milli takıma çağrıldı. Galatasaray şu süreçte nasıl bir tutum sergileyecek? Eğer oyuncu Kralistan milli takımına giderse yabancı statüsüne geçecek. 4,5 yıldır Galatasaray'ın emek verdiği oyunculardan bir tanesi. Yerli yabancı kuralı bu haldeyken eğer böyle bir gelişme yaşanırsa gerçekten Galatasaray adına büyük kayıp olur. Onun dışında Baran Demiroğlu Beni Twitter'dan takip edenler yakından biliyordur. Benim yaklaşık 4-4,5 yıl önce Florya Metin Oktay tesislerinde izlerken dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesiydi Baran Demiroğlu. Son 4 haftada o 17 takımında 10 tane gol attı. Ki o takımda işte Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Baran Demiroğlu dikkatimi çekmişti. Baran da gümbür gümbür geliyor. Onun artık alt yaş gruplarında milli takıma da çağrılmasını bekliyorum açıkçası. Galatasaray iyi bir golcü daha kazanıyor onu belirteyim. Florya'ya gidenler mutlaka gidip izlesinler bu oyuncuları. Florya'da izleyemeyenler de Galatasaray televizyonu bu maçları yayınlıyor. Oradan takip edebilirler. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi Galatasaray'da şu anda transferden sorumlu kişi Luis Campos. Başkanla birebir çalışıyorlar ki Erik Bulgar transferinde onlar yapmıştı. Benim edindiğim bilgiye göre e, hani Fiorentina'da oynamış bir 6 numara ve e, maliyeti de yok bu oyuncunun. Galatasaray kiralama bedeli falan ödemedi. Yani yapabileceği en iyi transfer olarak gözüküyordu. E, Luis Campos Galatasaray'a öneriyor ve bu öneri kabul ediliyor. Zaten Şili milli takımındaydı. Ama şu anda gerçekten büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda. Ee, hani oyuncuyla alakalı e, yönetim kanadı da şunu söylüyor o dönemde Galatasaray'ın bütçesi sadece Erik Pulgar'a yetebiliyordu maliyetsiz bir oyuncu sadece 750 bin euro ödendi yarım sezon oynayacak Galatasaray'da ama dediğim gibi performansı gerçekten sıkıntılı şimdi lilde forma giyen Şeka Galatasaray'ın gündeminde yaklaşık bir buçuk İki ay önce bir Fransız basınına düşmüştü. Luis Campos'un ilk Galatasaray'la görüşmelere geldiği sırada merkez orta saha Portekizli 27 yaşında önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek bir oyuncu. CSK Moskova ile de ismi anılıyor. Hatta e, Hürriyet'ten Ali Naci Küçük de bu oyuncuyla alakalı yakın zamanda bir haber yapmıştı. Galatasaray'ın gündeminde olan oyunculardan bir tanesi. 27 yaşında Portekizli merkez orta saha. E, ki onun dışında Roma'nın ve Avrupa'da bazı kulüplerin de bu oyuncuya talip olduğunu biliyoruz ama eğer bu Galatasaray yönetimi devam ederse ve Luis Campos da Galatasaray'daki görevine devam ederse Şeka Galatasaray transferi gerçekleşebilir arkadaşlar onu söyleyelim. Bon servisi elinde olan bir oyuncu. Braga altyapısında yetişmiş daha sonra dile gelmiş. Son 5 sezondur da ligde istikrarlı bir şekilde forma giyiyor. Bu sezon 18 maçta 2 gol bir asistlik Performans sergilemiş. Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı, Zeki Çelik'in takım arkadaşı Yusuf Yazıcı ile beraber forma giydi. E, kariyerinde de 241 maçta forma giyip 12 gol atan. Yani bir 6 numara. E, onu söyleyelim. Büyük ihtimalle zaten hani sadece Erik Pulgar'ın 5 aylık sözleşmesi vardı. Erik Pulgar'ın sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya geri dönecek. Ki iyi ki opsiyon yokmuş sözleşmesinde çünkü gerçekten hani büyük hayal kırıklığı şu dakikaya kadar ama Şeka ile alakalı transfer döneminde yeni gelişmeler yaşanabilir. Şimdi Barcelona maçı ile ilgili fikrimi de söyleyeyim. Çok zor bir mücadele. Muhtemelen Barcelona maçı oynanmadan bir video daha çekerim. Muhtemel 11 ile alakalı daha net bilgiler sizlerle paylaşırım. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray'ın şansı gerçekten çok az. Yani çekebileceği en zor takımlardan birini çekti. Son dönemde Atletico Madrid'i, Atletik Bilbao'yu, Valencia'yı, Deplasman'da Napoli'yi 4, 4 gol atarak yenmişti. En son Elçe'yi işte Deplasman'da 2-1 mağlup ettiler. Gümbür gümbür yollarına devam ediyorlar. Noy Galatasaraylı futbolcuların kendilerini kanıtlama adına önemli bir mücadele. UEFA Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz Galatasaray için o gruptan çıkması bile sürpriz olarak gösteriliyordu lider çıktı. Fatih Terim'li o gruptan lider çıktı ve bu oyuncular çıktı. Şu anda yine aynı oyuncular var ve biraz daha güçlüler ama Konya Konyaspor maçındaki futbolla çok umut ışık vermemişlerdi. Ben Galatasaray'ın şansını %20 olarak görüyorum. Eğer deplasmanda bir farklı yenilirse Galatasaray ya da berabere kalırsa içerideki maçta turu geçebilir taraftarın desteğiyle şimdiden herkes bu maça gelmeye hazırlanıyor. Muhtemelen pandemi sonrası en kalabalık mücadelelerden bir tanesi olacak. Sadece Galatasaray değil, e, Türkiye'deki bütün futbol severler Barcelona'yı izlemek için nefs tadına gelmek isteyecektir. E, dediğim gibi bu mücadele öncesinde yine yeni bir yeni gelişmeler oldukça video çekip sizlerle paylaşacağım. Bu videomu da beğenirseniz e, kanalıma abone olursanız olumlu olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum Bu arada şeka ile alakalı sizin merak ettikleriniz varsa onu da yazarsanız yorumlarda çok memnun olurum tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın